Çok güzel. Abi ben iletiyorum. Efendim nasıl buldunuz? Hayırlı olsun efendim, güzel mi? Hiç tartışılmaz. Tek kelimeyle gürültüyor. Ses yok. Bastım zaten. Adeta kırılıyor. Sesi, gürültüsü, bir şey. İçindeki donanım. Biraz aşağı tutun bakalım. Bu heyecanı aynen sizler nasıl duyuyorsunuz, hissediyorsunuz. Bizler de tabii çok daha fazlasıyla hissettik. Malum bu devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Ve şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili TOGG'umuzu ne yapacağız? İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız bulunur. Şimdiki şöyle tuşlara bastığınız zaman hepsi orada biliyorsunuz. Mikrofonlar aşağı mı? Hepsi var. İstisnasız. Tabii bu kırmızı ona ait değil. Hanımefendiye ait. O seçti. Plaka da onun. Bizimki de burada. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız. Efendim ilk ne zaman kullandık? Bir tur mu verdi efendim Emine Hanım? Bir tur mu verdi yoksa arada alacak mısın? Arada alma şeyi nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimiz de bu işleri yapıyoruz ki yakışanı o oldu. Ben bir kredi günlerde İlham Aliyev'e de gidecekmiş sanırım. Yok gitti o. Yok bitti. Yarın teslimini yapacağız. Araç ulaştı. Onun rengi neydi? Anadolu efendim. Anadolu mu? Sizinki İlhan. Bak. İlhan Bey çünkü öyle. Bir de Şevket Mirzevi'ye de Özbekistan oraya da gidecek. Randevu evet, randevu bekleniyor. Hepsi güzel gidiyor. Zaten 177 bin miydi? Başvuru 177 bin efendim. 177 bin. Yani şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten artık 177 olur, 277 olur. Güzel. Talipli çok ve bizden torpil isteyenler var dedim. Biz torpil işlerinden pek bakmıyız. Hem Sayın Bakanımıza da çıkmamış. Bakanımıza da çıkmamış. Ben başvurdum bana çıkmadı. Başvurumuza çıkmadı. Çok isabetli olmuş. Efendim aracı özendirmek adına kamu bankaları bir kredi paketi açıklar mı önümüzdeki günlerde? Bu bir teşvik mekanizması olarak gündeme gelebilir mi acaba? Olabilir mi? Yok musun? Çünkü
kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde tabii konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, yani otomobilde de bunu yapmak mümkündür. Emine Hanım'ın da tecrübelerini alabilir miyiz? Buyur abi. Duygular. Evet, araç sizin. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı. Mikrofonu azıcık indirebilir misin? Ülkem adına gurur duyuyorum gerçekten. Ve arabanın da kullanımı çok rahat. Yağ gibi akıyor. Dönüşler keskin viraj alabiliyor. Harika yani. İçinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir dakikadan bahsedebilir miyiz? 2071 bir vizyon o da sonuçta. Neler söylersiniz? Adı hanımın üstün. Hem ismiyle hem soy ismiyle. Şimdi adı üstüne. Malum. Evet. Hanımın ismiyle müşterek soyadımız. Öbür tarafta 2071'de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olur. Sağ olun. Teşekkür ederim.